Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletindeki bir lisede cuma günü gerçekleşen silahlı saldırı sonrası ölü sayısının 10'a çıktığı, 10 kişinin de yaralı olduğu açıklandı. Yetkililer olayda hayatını kaybedenlerden çoğunun okulun öğrencileri olduğunu kaydetti. Okuldaki masum çocuklara saldıran birinin kötülüğünün büyüklüğünü tanımlamak imkansız. Okullar bir eğitim yuvası, öğrenim merkezi, ailelerin çocuklarının güvenliğinden endişe etmeden göndermeleri gereken bir yer. Bu olayda Texas saldırganı ya da Florida'daki lise saldırısından farklı olarak hiçbir uyarı işareti yoktu. Burası uyarı bölgesi kategorisine girmiyor. Bu yüzden bir uyarı sistemi bile yok. Saldırıyı gerçekleştirenin lisenin öğrencisi Dimitrios Pagursis olduğu açıklandı. 17 yaşındaki öğrencinin saldırıyı babasına ait yasal silahları kullanarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Saldırgan olay sonrası cinayet suçundan tutuklandı. Bu ülkemizde yıllardan beri süregelen bir problem. Çok çok uzun zamandır yaşadığımız bir durum. Büyük kayıplarımız için derin üzüntülerimi belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıdan etkilenen herkese destek ve sevgimi gönderiyorum. Saldırganın olay sonrası intihar etmeyi planladığı ancak sonradan korkarak polise teslim olduğu iddia ediliyor.